bu hayvanı ilk yıl kuruşuna denk geleydik. Ben hareketini görün diye bu. Ben fazla bu şey şimdi yani. Her şey benimle. Perşembe geldim, aklım burada kaldı. Gökmen'e de söyledim. Şu sesi güzel. Değil. Hayır. Babası da şu çakmaklı bak. 2 sene önce onu da uçurdum. Bilir misin abi? Ak kuyruklu çakmaklı değil mi? Evet, babası o. Kalbine arkadaşlar dedi, içeri girdi. Bu da veriyor Şahin'e şimdi. Vallahi Allah Allah. Ya ben bir şey söyleyeyim mi? Kalbi temiz olan her zaman kazanır. Yo, kalbi her temiz şey olan kişinin kuş oynar. Her zaman. Sadece bu kuşla ilgili değil. Aynen. Kuş dışında da. Her zaman kalbin. Yani Allah da onun gönlüne göre veriyor değil mi? Allah da onun gönlüne göre veriyor. Eyvallah. Ne içersin? Senin canın sağlığı. Biz buraya seni görmeye geldik. Güzeliz. Sohbetimizi edelim bir şey. Bir su versen de yeter bize. Ya su kolay su. Kofi içeriz. Zafer bilmiyorum sen soğukmuşsan sıcak mısın? Valla soğuk olursa benim için iyi olur. Eğer varsa. Kola mı içen, fanta mı içen? Bir şey getir abi. Senin, kasis mi içen? Sen ne getirirsen kasis mi getirsin? Var. Tamam. Kasis olsun. Senin kulağın ne güzel. Arkadaşlar gördüğünüz var şekilde. Acılığınız olan var mı? Yemek estağfurullah, estağfurullah. Şey derim. Arkadaşlar gördüğünüz şekilde Şahin kardeşimin hem gönlü güzel, hem kendisi güzel, az, hem kuşlar güzel. Az ve öz besliyor Şahin. Gerçek. Fazla kuş beslemez. Getirdiğim o manyak kuşu ne edeceğiz? Hangi manyak kuşu? Bir tane getirdim. Şeydeki mi? Arabadaki mi? Buluruz bir yeri oraya ya. Kemik kıranlardan getirdin de. Buluruz bir yeri oraya. Bakma Şahin abiye kuşlarını şey yaptıracaktı, kestirecektik. Estağfurullah. Yani. Gerçek seyrettim yani. Geliyor. Yani arkadaşlar geliyor. Kuşun gezmesi de güzel. Fakat şunu söyleyeyim, kuş yorgun. Şimdi kaç kez uçurtmuş. Bizler için de özel abi uçurdu. Eyvallah. Şurada hanım yapmış. Allah razı olsun. Arkadaşlar bizde arkadaşlık işte böyle. Her şeyden önce dostluk lazım. Evet. Dostluk yani çok önemli. İnsanı seçeceksin. Kuş her zaman olur, gelir, geçer ama insanlık uzun bir zaman istiyor. Onun için yani bu işi de en güzeli paylaşmak. Şimdi bak, dünyada arkadaşlara yine söylüyorum. İnsan hak ettiğini yaşıyor. Öyle. Hak gerçekten ettiğini yaşıyor. Mesela 30'una kadar sen ne ektiysen onu biçersin. 30'dan sonra da onu yani başına geliyor. Öyle. Yani bu Allah'ın kanunu arkadaşlar. Kuşumuz geldi maşallah. Abi bu daha iyi oynar. Bak kuş yılgın. Yormuş. Bak kuş ayak bırakıyor, görüyorsun değil mi? Şimdi böyle kuş, böyle performanslı kuşu benim bildiğim. Kendime iki gün. Bir gün uçuracaksın, bir gün dinlendireceksin. Şu kuşun 2-3 gün kendine gelmesi gerekiyor. Dinlenmesi lazım. Birer gün arayla uçurman lazım. Şimdi sağ olsun uçurdu bizim bir kırmadı ama bu kuşun bugün uçma hakkı değil normalde. İkinci sefer uçurduğun zaman oyun kuşuna yazık edersin. Kuşun evet hakkı değil bu. Kuşu hak edene yapacaksın belli bir noktadan evet sonra. Ama kuş güzel. Gerçek çok güzel kuş maşallah. Emeğine sağlık. Uğraşıyor. Yani kuşun kanat dövmesi tokat sesi ayrı geliyor. Yani bu değil çok mi önemli. Çok yani güzel, çoğu güzel insanlarda mesela kuş atıyorlar. Biz bunu göremiyoruz abi. Kuşun sıkma da var kuşta. Bakayım. Atması. Oradan da geliyor, oradan da geliyor. Evet. Şahin abi zahmet etme Allah aşkına ya. Ne zahmet? Ne zahmet? Olacak bir şey yok. Zahmet olacak bir şey yok. Otur abi. Mustafa abi bir de bu işin güzelliği ne biliyor musun? Paylaşmak. Tabii canım paylaşacağım. Şimdi bu görüntüleri paylaşmazsa tek başına bir şey tek başına yapalım, bir zevk alır mısın? Yok. Mecbur çıkardığın eseri tabii canım, insanlara sunacaksın, göstereceksin. Tabii. Öyle, öyle. İyi. Onların iyi demesi sana mutluluk verecek. Tabii canım. Öyle. Daha iyisini arayacaksın, daha mutlu olacaksın, daha motive olacaksın. Yani bunu motive olabilmek için de senin bir şeyin ben bilmem lazım, fikrini almam lazım. Şahin'in fikrini alman lazım. Tabii Şahin canım gelip iyiymiş, maşallah, güzelmiş, emeğe sağlık dediği zaman bu insan daha çok motive oluyor. Tabii canım. Onun şeyiyle biraz daha iyisini şey diyorsun yani. Evet. Sonuçta bu Allah'ın vergisi ama emek senin. Evet. Emek, sevgi, saygı, bu onların üçü bir araya gelmeyince yine kuşçu olamazsın. Her zamanki gibi de iyi niyetinle, doğru niyetinle şey ettikten sonra Allah veriyor. Evet.
Az olsun, az olsun. Şahin abi, gönlün olsun, kuş güzel. Ben açık ve net herkesin önünde söyleyeyim. Allah kuş Allah. Biraz yorgun, sorun değil. Ben sizi hani şöyle hareketini bulurum diye. Ben normalde yok. Bir oyun kuşunu iki defa atmam yani. Şimdi bazı insanlar, biz onlar gibi değiliz. Yok. Ya bu kuş şimdi ne yapıyor? Ya sen kuşçuysan bu kuşun hareketlerini anlarsın. Biz nasıl baktık, ne dedik? Bu kuş yorgun demedik mi? Öyle. E bitti. Ben siz geldiniz diye yani. Ha, hareket kuşun hareketleri de güzel. Ben Mustafa geçen izledi. Daha iyisini yapıyordu değil mi? Süperdi. Gerçek diyorum. Şu 45 dakika seyrettim. Ben çocuğu antrenmana bıraktım burada. Boks antrenmanına bıraktım. Böyle sağ olsun Şahin'e böyle boş bulunduğum zamanlar işte uğruyorum, seyrediyorum. Şahin de bunu Facebook'a koyunca dayanamadım. Bir de bir kendi dünya gözüyle görüyorum. Şimdi filmde çekersin, videosunu geçen bana da attı şeyi. Video ayrı bir olay, gözünden görmek daha ayrı bir olay. Gelişini, pikesini. Önemli bunlar yani. Tabii Şahin abi, şimdi yazarlar ya. Kuşları satıyor mu diye bu videoyu yayınladık. Kuşun eksiği yok benim şeyimce. Ben reklam amaçlı değil ama doğru neyse olsun. Yerde çalmaklı da bacısı bak, büyük çanaklar. Ben... Hangisi şu mu? Bir o var, bir de abisi aynı denilir. Çakmakla diyorsun değil mi abi? Şu. Bunlar uçmadı. Taklayı çevirdi aslında burada. Ben Mustafa'yı... Getir işte, geri de götürürüz canım. Götür canı sağ olsun. Sağ olun, Allah razı olsun. Ona canı sağ olsun diyor, bana demiyor. Gördünüz arkadaşlar. Yok, sana da canı sağ olsun da. Onların ana babayı ne aile vermeden ödeşesin. Şimdi verdim mi yine? Yok abi, ben şaka ediyorum. Verilmez abi. Canı sağ olsun. Gerçi hediye vermek sünnetmiş. Bunu da söyleyeyim. Evet. Hediye, hani diyorlar ya. Hediye verilmez diye. Aslında o bizim Türklerin ya, söylediği bir şey. Aslında hediye vermek Peygamber Efendimiz sünnetmiş. Hediye de biliyor mu? Aynen. Bir de şu var. Peygamber Efendimiz öyle bir... Peki şimdi hediye diyor değil mi abi? Hediye diye kişiye karşı saygısızlık olmaz mı? Abisi de şu. Kız aşağıda dinleye çarpıyor. Güzel kanat dövüyor maşallah arkadaşlar. Normal taklayı vurdum ya, yürür de. Çok yorgun abi ya. İnmek şey yapıyor. Rüzgar da biraz etkiliyor. Maşallah, yani. Maşallah. Güzel. Onlar. Bismillah. Şunlar da ya. Şimdi Peygamber Efendimiz'e sallallahu aleyhi ve sellem bir şey istediği zaman hayır diyemiyormuş. Anlatabiliyor muyum? Evet. Hediye de olsa diyor hediyeyi. Veriyormuş yani. Ve hediyeyi de hediye vermek sünnetmiş. Yani şimdi eğer kötü bir şey olsaydı herhalde o yapmazdı diye düşünüyorum. Aynen. Bir de yani şöyle bir huyu varmış. Bir şey istedin mi illa verilmiş. Karar verilmiş yani. Böyle. Çekimdeyim abi. Biraz. Çekimde yemek yasak canım, bir şey yok. Evet. Kendini... Arkadaşlar yani bana üzüm suyu geldi. Biz bize yiyip. Bismillahirrahmanirrahim. Ben de şundan alayım bir tane. Ya peynirli alın ya. Hanım yeni yapmış. Şimdi arkadaşlar şunu söyleyeyim. Ben buraya yani habersiz geldik. Eğer ki şey yapsaydık mesela bir gün ayarlasaydık Şahin abi bu kuşu kesinlikle bize bekletirdi. Daha güzel performans alırdık. Biz habersiz geldiğimiz için sağ olsun kuşu tekrar bizim içine attı. Evet. Ve yorulan kuşu tekrar izleme. İşim derse daha yakın zamanda 4.30'da işte geldim ya, o zaman uçurdum. Zaman bir saat aynı, bir saat daha aynı atıyorum biliyor musun? Belki dinlen, zabak, hiç dinlenmeden. Tabii orada ya. Zabak mesela uçursan belki akşamüstü bu daha kadar iyi, şey etmez olmaz. Yani. Ben hareketini gör diye bak diye şey ettim yani. Güzel. Normalde uçurmam yani. Öyle bu vakitte. Ya şimdi bak Mustafa abi de oturuyor. Şu an doğru dürüst kimse de yok. Uçan kuş. Hele ki böyle oynayan şimdi bulamazsın abi. Benim oğlum başlatmış. Kim? Şeyi. Kim? Olduğu zaman. Bülent başlatmışlar ya şeyleri. Neyi başlatmış? Ya kuş uçuracak oyunu yarışmayı. Şimdi mi? 10. ayın 1'inde mi? 9. ayın kaçından başlıyor diyor. He. Bülent geç. 10. ay mı? Ben katılmayayım abi. Niye biliyor musunuz? Yoksa size yani bir fırsat olmaz. Yok. Değil mi abi?
Olur mu olmaz mı? Milletin ekmeğiyle oynamayalım yani. Ben öyle şeyde şeyim yok. Benimkisi hobi. Benimki de hobi. İstiyorum. İstiyorum tabii ki. Katılmadım şimdiye kadar hiçbir şey. Katılacak mısın? Bilmiyorum şu anda düşünmüyorum. Katılıyorsan katıl, sorun değil. Ama bence şunu da söyleyeyim. Şimdi arkadaşlar tekrar söylüyorum izleyen arkadaşlara. Çok önemli bir şey paylaşmak istiyorum. Kupa kuşu iyi kuşa kriter değildir. Bu bir. Seyir kuşu zevk için uçurduğun kuş ayrı. Evet. Kupa kuşuna uçurduğun kuş ayrı. Seyir kuşundan aldığın zevki sen kupa kuşundan alamazsın. Kupa kuşu devamlı gelip gidecek. Sefer yapacak. Ha sefer yapacak. Sefer yapacak. Ha nasıl sefer yapacak? O da o tüzüğün, o kupanın tüzüğüne göre yapılmış. Yani ona uyduracaksın yani kuşunu. Bence bir an meselesi yani. Evet. O an yani kuş iyi olabilir. Ama ben seyir kuşundan aldığım keyfi... Uçuran arkadaşların hiçbirine haksızlık yapmayalım. Doğru ya şu anda yani kuşun bugün günü olmayabilir. Bunlar maratoncu gibi bir şey. Aynı bu uçan kuş gibi. Hayvanı uçurmuş 4.5'da. Bir saat sonra uçurduğun zaman bir insan bir günde 2 maraton koşamaz yani 45 kilometre. 90 kilometre yapıyor. Evet. Bu da hayvana karşı haksızlık olur. Ha ben Zafer de görsün diye yani. Allah razı olsun. Sana geçen izledi. Bu kuş kaç metre aşağı iniyor abi? 1 metreye kadar düşüyor ya. Nereden alıyor abi mesela? Şimdi biz buradayız yani diye ikide bir yukarıdan alıyor mesela. Normalde genelde şu ağacın dibinde gelir. Parkın orada. Mustafa böyle beraber. Aldı. Evet. Arda, aynen öyle oldu. Yürüyemiyor. Maşallah. İnecek abi. Evet. Gözü şeyde. Arkadaşlar. Yuvanın üstüne de iner yani. Esne iner. Ama kuşun şey güzel maşallah. Erkek. Evet, maşallah evet. Maşallah. Abi gönlüne sağlık. Sağ ol. Emeğine sağlık. Sağ ol Allah razı olsun. Gönlü güzel, kendi güzel, kuşu güzel insan. Sağ ol Allah razı olsun. Sen de aynı. Bizi kabul ettin. Allah razı olsun. Hoş geldin. Her zaman gel. Gönlünce olsun. Sağ ol bak, Allah razı olsun. Sen kabul edersen herkesin önünde bir tane damar getirdim sana. Bir kuş. Kümes kestiren. Lakabı kümes kestiren. Doğru. Uçuracaksın. Sen uçurtmayı seven bir insansın. Onu kardeşim de ben uçuruyorum. Sana özel hediye. Sağ ol Allah razı olsun. Eğer kabul edersen. Ama yok ben istemem diyorsan sen bilirsin. Ya en azından bir görmesi, şey etmesi lazım. Getirmişsin, şey etmişsin. Uçurayım ha. Yani öyle bir insan değil ben yani. Ya uçururum, ölür, kalır. Hatırlıyor musun? Yok yok, kuş evet. Senindir. Benden çıktı evet. Mı ardına bakma. Yok. Hatırlıyor musun bir tane çekilişte sana bir tane çakmakla çıktı. He. Ben seni özel aradım. Dedim onun kardeşi manyak oynuyor. Şimdi damızlığa attım o kuşu. Doğru. Mamillerden evet. O erkeği. Şimdi onun kardeşini sana getirdim. Dişi. Erkeği ben uçuruyorum ben de. Hatta benim videolara bakmışsın. Hı. Sas kanadın kardeşi. Bir de tepeli. Ama onu sana vereceğim. Hiç uçurtmadım. Bekleyeceğine. Rüzgar yavru. Yo biraz ekeleşti ama geç kaldı ben izne gittiğim için. Hmm. Daha yani sağ solu bilmiyor. Yani kaybolmaz. Onu da söyleyeyim sana. Kuşu makasa attım. Tüleği atsın, uçurt. Hmm. Uçarsın uçururum canım. Eğer İnşallah eğer kabul ediyorsan. İyi canım getirmesin senin bir şey yapayım. Eyvallah. Evet arkadaşlar söyleyecek bir şeyiniz var mı? Kapatalım. Biraz yemek yiyelim. Saygılar, sevgiler herkese. Herkese Allah'a emanet. Şahin abi. Buradan kime selam söylüyorsan söyle. Herkese. Türkiye'deki. Herkese. Tanıdığın. Türkiye'de, burada, Hollanda'da, Almanya'da, Belçika'da, Uçacak'a. Beni tanıyan herkese. Herkese selamlar. Tanıyana da tanımayana da. Şimdi tanırlar. Evet arkadaşlar. Büyüklerin ellerinden, küçüklerin gözlerinden öpüyoruz. Evet. Şahin abi çok sağ ol. Herkesin sen önünde Allah, Allah razı olsun bizi kabul sen ettiğin için. Kendi güzel, gönlü güzel, güzel insan. Sağ ol Allah. Sen de çok sağ ol. Sen de sağ ol bizi çekmek istediğin için, geldiğin için ayaklarına sağlık. Allah razı olsun. Çok sağ ol. Eyvallah. Eyvallah. Selamünaleyküm ebeden ve daimen arkadaşlar.